Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sizlere bir Konya düğünü gösteriyor olacağım. Kız kardeşim, yani aslında düğün değil, nişan. Kız kardeşim nişanlanıyor. Koştur koştur kendimi Konya'da buldum. O yüzden hemen sizlere böyle kısa kısa nasıl yaptık, neler yaptık, Konya'da nişan işleri nasıl oluyor onları gösteriyor olacağım. Şimdi hemen gelin kızımızla damadımızı sizlere takdim ediyorum. Gençler, hislerinizi alalım. Heyecanlıyız herhalde. Aynen, heyecanlıyız. Başka? Mutluyuz. Nişanlanıyoruz. Seviyoruz, aşığız. Bence çok herkes seviyorum yani. Hakim Bey. Bence herkes sevdiğini kovsun yani. Evlensin, hatta evlenebiliyorsa. Bunlar da benim can kuzenlerim. Merhaba. Bir tanesi de burada. Merhaba. O zaman sizlerin huzurunda şimdiden çiftlerimize mutluluk diliyoruz. Herkese merhabalar. Gelin kızımız. Hazırlanmaya doğru diğer eve gidiyoruz. Havalar nasıl Fatma Nur? Gerginim biraz. Dümdüz mü? Sineye gitmeyeceğiz. Dümdüz gideceğiz. Şu an çok Kimler kimler yuva kuruyor? Gelinin kız kardeşi. Çiçekle. Çiçekçi. Bu da gelinimizin çiçeği. Burada da elbiseler. Bu da damadın çiçeği. Arkadaşlar, 90 yaşında da eşinle uyanacağını bilmek nasıl bir duygu? 90 yaşıma kadar yaşayacağımı bilirsen güzel bir duygu olacağını düşünüyorum. Anladım, teşekkür ederim. 90 yaşında eşinle uyanacağını bilmek nasıl bir duygu? Ağlayacağım şu anda. Çok güzel çünkü biz huzurlu olduğumuzda her sabahımız ve her günümüz çok güzel. Güzel bir duygu, bilmiyorum buna nasıl bir cevap vereceğimi bilmiyorum şu anda. Güzel şeylerin tarifi yok diyorsun. Yani. Peki, birlikte olduğun kişiyle ortak nokta olarak nitelendirebileceğin 3 şey? Küçük şeylerle mutlu olabilmemiz en başta. Birinci. İkinci, sadık olmamız. Üç, cefakar olmamız. Ortak yönlerimiz. Birlikte olduğun kişiyle ortak nokta olarak nitelendireceğin 3 şey? 3 şey. Hayallerimiz. Hayata baktığımız nokta aynı, birebir aynı. Birbirimizi bu konuda beni anlayan tabii ki bazı insanlar da var, arkadaşlarıma düşüncelerimi anlattığımda, ama istediğim şeyi çözmemde en yardımcı olan kişi Alper'di, kendimi çözmemde. Bir dakika, soruyu kaçırdım şu anda. Üç şey, birbirinizi nitelendiren 3 şey. Hayallerimiz. Hayatta baktığımız nokta ve hayattan istediğimiz. Peki, eşini bir dakika içinde anlatman istense onu nasıl anlatırdın deyip bir dakikanı başlatıyorum. Onu anlatmaya bir dakika yeteceğini sanmıyorum. O yüzden bu soruyu geçiyorum. Eşini bir dakika içinde anlatman istense onu nasıl anlatırdın? Doğru kelime sanırım. Yani doğru kelimeyle anlatmamışsınız bir dakika içinde. Dürüst bir insan, dürüst olarak anlatmam. Dürüst ve şefkatli. Birlikte olduğun kişinin iyi olarak tanımladığın bir özelliğini kendine alma şansın olsa bu özellik ne olurdu? Sevdiği insanı mutlu edebilmek için tüm çaba sarf çok çaba sarf ettiğini... O özelliğini isterdim. Evet, çok çaba sarf etmesi özelliğini isterdim. Anladım.
Birlikte olduğun kişinin iyi olarak tanımladığın bir özelliğini kendine alma şansın olsa bu özellik ne olurdu? Öngörüsü olurdu herhalde. Ciddi anlamda söylediği şeyler çıkar. Ve çok yetenekli birisi olduğunu düşünüyorum. O şekilde. Keşke sevdiğin diye sormasan, direkt Alper olarak seçen daha güzel olabilirdi sana. Neden Alper diyeyim o zaman? Neden Alper? Bilmiyorum, onu ilk gördüğümde beni tanımıyordu. Ve onu sadece bir gün boyunca izledim. Ve doğru kişiydi yani, orada hareketleri, her şeyi çok farklıydı. Bilmiyorum yani. Ona bilmiyorum neden Alper. Doğru kişi olduğu için. Peki tek kelimeyle birbirinizi ne kadar sevdiğinizi nasıl anlatabilirsin? Tek kelimeyle çok diyebilirim. Çok. Peki cevapların için teşekkür ediyoruz Alper. Tek kelime ile birbirinizi ne kadar sevdiğinizi nasıl anlatırsınız? Tek kelime ile birbirinizi ne kadar... Peygamber Efendimiz'e Hazreti Ayşe sorduğunda beni ne kadar seviyorsun diye, Peygamber Efendimiz de Hazreti Ayşe'ye kördüğüm gibi demiş. Ben de kördüğüm gibi seviyorum. Damat gelini bekliyor. Gel. Damat gelini beklerken. Bravo. Öyle mi yapıyorlar? Bakın bakayım. Nasıl makyajlı mı? Ay. Biz yaptık aşağıda. İşte şu değil mi? Nelerin içine? Valla. Çok güzel. Makyajlı mı? Çok güzel. Ay çok güzel. Sen kendine bakıyorsun. Sen olacağım böyle, haberin olsun. Alkışlarınız için verin. Thank you.
Çorbacıya. Abi bir akşam da yapıyorum.